Merhabalar. Dördüncü sınıf besinler ve özellikleri konusuyla yine birlikteyiz. Mıstık Fenci tüm konuları sizlerle paylaşacak. Mıstık Fenci'ye ücretsiz abone olup like atmayı unutmayın. Bir otomobilin hareket etmesi için enerji deposundaki yakıttan sağlaması, sağlaması gibi bizler de gerekli enerjiyi besinlerden sağlarız. Her şey enerjiyle çalışır. Bilgisayar, otomobil enerjiyle çalışır. Bizler de enerjiyle çalışıyoruz. Bizler enerjimizi nereden sağlıyoruz? Besinlerden. O halde yediğimiz besinlerin neler olduğunu tanıyalım. Dengeli beslenelim. Hemen başlıyoruz. Meyve sebzeler, bitkisel besinler, et, süt, yumurta gibi besinler ise hayvansal besinlerdir. Besinler ikiye ayrılır arkadaşlar, bitkisel ve hayvansal besin olmak üzere. Bitkilerden elde edilen besinlere bitkisel besin, hayvanlardan elde edilen besinlere ise hayvansal besin denir. Tohumlar çimlenmesi, filizlerin büyüyüp gelişmesi, balıkların yüzmesi, kuşların uçması için enerjiye gereksinim duyar. Canlıların ihtiyaç duydukları bu enerjiyi elde etmek için beslenmeleri gerekir. Peki yediğimiz besinler ne işe yarıyor? Hemen bakalım. Bazıları yapıcı, onarıcı. Yani bizim yapımızı, yapı taşımızı oluşturuyor. Bazı besinler bize enerji veriyor. Bazı besinler ise vücudumuzu düzenleyen besinlerdir. Hemen bakalım. Büyüyüp gelişmemizi, yaralarımızın iyileşmesini sağlayan besinlere yapıcı, onarıcı besinler, enerji verici, enerji ihtiyacımızı karşılamada görevli besinler, düzenleyici besinler ise organ ve yapıların çalışmasını düzenler, vücuta dayanlılık arttırmada görevli besinler. Besin içerikleri, şurada yiyecekler görüyorsunuz. Bu besin içeriklerde mineraller vardır, proteinler vardır, karbonhidratlar vardır, yağlar vardır, vitaminler vardır, ve su var. Bu yediğimiz besinlerden biz mineral, su, vitamin, yağ, karbonhidrat ve protein sağlarız. Proteinlerle başlayalım. Yapıcı onarıcı yani bizim yapılarımızı vücudumuzdaki yapısal onarımımızı sağlayan ve besinler bu gruba girer. Proteinler yapıcı ve onarıcı besin grubuna girer. Vücudumuzun büyüyüp gelişmesi ve yaralarımızın iyileşmesi için gereklidir. Vücudumuzu mikroplara karşı direncini arttırarak vücudu hastalıklara karşı korur. Arkadaşlar bizim büyüyüp gelişmemiz, yaralarımızın iyileşmesi, mikroplara karşı direncimizin artması için şurada gördüğünüz et, süt, yumurta, balık gibi besinlerde protein vardır bu besinleri bol bol tüketmeliyiz. Proteinli besinler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, baklagiller, tahıllar ve kuru yemişler proteince zengin besinlerdir arkadaşlar. Şurada gördüğünüz fındık, balık, yumurta, tavuk, et, süt gibi besinler. Peki vücudumuzda karbonhidratlar vücudumuzun? için gerekli olan enerji besinlerle öncelikle bu gruptan sağlanır. Temel besin maddelerimizden olup birinci dereceden enerji verici olarak kullanılan besinler karbonhidratlardır. Arkadaşlar bizim konuşmamız, hareket etmemiz için vücudumuzun enerjiye ihtiyacı var. Biz de ilk olarak karbonhidratlardan enerjimizi alırız. Peki karbonhidratlar hangi besinlerde daha fazla? Hemen ona bakalım. Karbonhidratlı besinler pirinç, bulgur, arpa, yulaf, mısır, buğday, sebze ve meyvelerin çoğunda karbonhidratça zengindir arkadaşlar. Yağlar, yağlar da karbonhidratlar gibi enerji ver Enerji besin içeriği grubudur. Karbonhidratlardan sağlayamadığımız enerji vücudumuz için yetersiz kaldığında gerekli enerjiyi yağlardan sağlarız. Yağlı besinler kağıt üzerinde saydam bir eke bırakır. Yağlı besinleri A4 kağıdına sürttüğünüzde A4 kağıdı şeffaf hale gelir, saydam hale gelir. Yağlar hangi besinlerde var? Zeytin, soya, susam, ayçiçeği, ceviz, badem, fındık gibi bitkisel kaynaklı yağ grubuna girer. Tereyağı, balık yağı, kuyruk yağı hayvansal kaynaklı yağ grubuna Girer. Evet, vitaminler en önemli görevi vücudumuzun direncini arttırmaktır. Çok önemli. Vitaminler vücudumuzun direncini arttırır. Diğer besinlerle birlikte büyüyüp gelişmemizi sağlar. Vitaminler vücudumuzu hastalıklardan korur ve iyileşmemize yardımcı olur. Arkadaşlar mesela grip olduğumuzda bizim C vitamini ihtiyacımız vardır. Yani bol bol... Portakal, limon, mandalina yememiz gerekir. Vitaminler kaybını önlemek için besinleri çiğ ve taze tüketmemiz gerekir. Şöyle baktığımızda vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan vitaminler et, balık, meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunur. Vitaminleri şöyle Kısaca bir bakalım. A vitamini deri ve göz sağlığı için gereklidir. En çok yumurta, süt, baklagiller, mantar, taze fasulye, domates, havuç, karaciğer, ceviz, kereviz ve fıstıkta bulunur. B vitamini beyin ve hafızayı güçlendirir, dikkat dağınıklığını önler. En çok tahıllarda, kuru baklagillerde, yumurta, süt ve süt ürünleri, kırmızı ette bulunur. C vitamini diş ve diş eti sağlığı için gereklidir, vücudumuzun dirençli olmasını sağlar. En çok turunçgiller, yani portakal, limon mandalina da bulunur. Maydanoz, domates, lahana, böğürtlen, yeşil yapraklı sebzelerde C vitamini bulunur. D vitamini kemik ve diş gelişimi için gereklidir. En çok balık, balık yağı, karaciğer, yumurta, kurutulmuş meyve ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. E vitamini vücudumuzun büyümesi için gereklidir. En çok yeşil sebzeler, tahıllar, kuru yemişler, yumurta sarısı ve domateste bulunur. Büyümemiz için bol bol bu besinleri tüketmeliyiz. K vitamini kemiklerin güçlenmesinde ve ke Kesikleri kanın pıhtılaşmasında yardımcı olur. En çok yeşil sebzeler kırmızı et, çay, mısır, karaciğer ve domateste bulunur. Su. Vücudumuzdaki kan ve idrarın büyük bir bölümü sudan oluşur. Su vücutta gerçekleşen tüm yaşamsal olaylar için gerekli ortamı sağlar. Arkadaşlar vücudumuzun da dörtte içi sudan oluşmuştur. Bu nedenle günde en az 2 litre su içmemiz gerekir tüm besin maddelerinin içerisinde az veya çok miktarda su ve mineraller bulunur. Arkadaşlar yediğimiz her besin içerisinde su ve mineral var. Mineraller vücudumuzdaki yaşamsal olarak düzenleyen besin grubudur. Mineraller kemiklerin yapısında bol miktarda bulunur ve büyümeyi sağlar. Sofra tuzu ve maden sularında yüksek düzeyde mineral bulunur. Diyet Sağlıklı beslenmek veya dengeli beslenmek anlamına gelirken, pehriz ise yiyecek maddelerin içinde belirli bir grubu az alınması ya da hiç anılmaması davranışlarının bütünüdür. Sağlıklı büyüme ve gelişmemiz için çeşitli besin gruplarından vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kadar alınmasına dengeli beslenme denir. Bu çok önemli. Sağlıklı büyüme ve gelişmemiz için çeşitli besin gruplarından vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kadarıyla alınması dengeli beslenmedir. Aşırı kilo vücudumuzdaki yağ miktarının aşırı şekilde artması sonucunda obezite denilen bir hastalık oluşmaktadır. Aşçının görevini biliyorsunuz. Peki diyetisyen ve gıda mühendisinin görevi nedir? hemen onlara bakalım. Diyetisyen kişinin sağlığını korumak ve düzeltmek amacıyla beslenmesinin düzene koymasını sağlayan kişidir. Gıda mühendisi ise gıdaların işlenmesinde, paketlenmesinde, üretilmesinde araştırma ve denetim görevini yapan kişidir. Bir büyüğümüzle hiç alışverişe çıktınız mı? Bu alışveriş sırasında insanların nelere dikkat ettiğini gözlemlediniz mi? Hemen alışverişe çıktığımızda nelere dikkat etmemize göre bakalım. Gıda paketlerinin üzerinde yazan son kullanma tarihi ne anlama geliyor? Bu amblemin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Gıdaların kalite kontrolü hangi bakanlık tarafından yapılmaktadır? Hemen onlara bakalım. Arkadaşlar Alo Gıda 174 besin ile ilgili problemlerin iletildiği danışma hattıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı besin maddelerinin sağlığımıza uygun olduğunu gösterir. Türk malı üzerinde Türk malı yazdığında ürünleri ülkemizde üretilen ürünler anlamına gelir. Ülkemizde üretilen ürünleri kullanmak ekonomiye katkı sağlar. Türk Gıda kodeksi uyarınca katkı maddesi içermediğini gösterir. Arkadaşlar şu gördüğünüz zaman içerisinde hiçbir katkı maddesinin olmadığını gösterir. Ürünlerin son kullanma tarihine bakmalıyız. Burada baktığımızda son kullanma tarihini geçmeyen ürünleri almalıyız. Türk Standartları Enstitüsü'nün üzerinde TSE yazan şu amblem olan ürünün sağlığa uygun olduğunu gösterir. Evet, geri dönüşüm ürün paketlerinin yeniden kullanılabilir hale dönüştürmek mümkün olduğunu gösterir. Beslenmemizde öncelikli olarak evde hazırlanan besinler tercih etmemiz gerekir. Teknolojiler ilerledikçe gıda maddelerinin koruyucu, renklendirici, tatlandırıcı gibi katkı maddeleri eklenmektedir. Yiyecekleri daha cazip hale getiren bu katkı maddeleri gıdalardan doğal halini bozabilir. Bu katkı maddelerinden bazıları sağlık sorunlarına yol açar. Bu nedenle evde üretilen katkı maddesi olmayan ürünleri tercih etmeliyiz. Sigarada yaklaşık 4000 civarında zararlı maddeler bulunur. Sigara arkadaşlar akciğerlerimizi bu hale getirir. Sigara ve alkol kullanan insan sağlığını tehdit eden kötü alışkanlıkların başında yer alır. Dünyada en yaygın olan zararlı alışkanlık sigara bağımlılığıdır. Sigarada zararlı maddelerden bazılar nikotin, karbonmonoksit, amonyak, naftalin, katran ve siyanürdür. Bunlar nikotin bağımlılık yapar, bizi bu şekilde bağlar. Karbonmonoksit gazı da kanın oksijen taşınma gücünü azaltır. Bu nedenle sigara çok zararlıdır. Sigaranın zararları mide rahatsızlıklarına ve sindirim problemlerine neden olur. Kalp ve damar hastalıklarına damar tıkanmasına neden olur. Bacak damarlarının da daralmasına neden olur. Bu durumdaki pek çok hastanın ayağı kesilmek zorunda kalmıştır. Dış çürümesi, diş çürümesi, diş sararması ve ağız kokusu gibi problemlere neden olur. Sigara parmaklarda sararmaya ve kokuya sebep olur. Sigara hamilelikte erken doğuma ve düşüğe neden olur. Hamileyken sigara içen annelerin bebeklerinde diğer bebeklere göre zeka ve fiziksel gerilikler, gerilikler görülebilir. Alkol alan kişi, alkol alan kişi de denge sorunu ortaya çıkar. Efektleri zayıflar ve gördüğünü algılaması zorlaşır. Bu yüzden alkolliyken araç kullanmak tehlikelidir. Ülkemizde alkolliyken araç kullanmak yasaktır. Alkol kullanan kişi kendinde olduğu kadar çevresine de zarar verir. Alkol bağımlılığı dünyada gittikçe artan bir hastalıktır. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın.